Merhabalar. Bir gömü yoruma daha hoş geldiniz. Mini bir gömüyorum yapacağım sizlere. Bugün e, arkadan belki mahov mahov diye e, kedim Kakule'nin sesini duyarsınız. Belki birazdan da kendisi de teşrif eder buraya da. E, bugün kendisinin mamasını unuttum. Mama almayı. O yüzden de tekel bayine gittim. Evet, tekel bayinden e, bari dedim tekel bayinden biri alayım. E, bari mama alayım. Özür dilerim. Ve şu mamayı aldım. Bakınız. Jungle ...yansımasını alın. alalım. Jungle. Jungle ne var diyor? Efendim, sığır eti parçalı. Zaten yiyen de e, sığırlaşmış gördüğünüz gibi. Yani kedi maması üreticisi bir firmasınız ve... <laughs> ...kapağınıya böyle dana gibi kedi koymuşsunuz. Yazıktır, günahtır ya. Evde yani cık, ayıp, ayıp, ayıp diyorum. E, Kaku gel, mama var gel. Bakalım e, dana gelecek mi? Bakın. Yukarıda bu kadar yanan ampulüm var. Adeta çok uzaktaki bir yıldız gibi. Şurada da İlker arkadaşımın havadan verdiği trampet var. Evet, jungle maması diyoruz. Kedilerimize karşı biraz daha alakadar ilgider olalım diyoruz. Ve bugünkü mini gömüyorum da kendimi gömüyorum. Pü, sana yazıklar olsun. Masamda niye tırnak törpüsü var? Masamda niye diş Diş ipi var, hem de şeyli diş ipi. Evet, Boba Fett'i de diş ipi kadrajıyla alıyoruz ve hepimiz sonsuz bir diş ipinin içinde yaşayana kadar bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere.